Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'ye geçelim o zaman. E, yeniler sahneye şeklinde bir haber var. Fotomaç gazetesinde hemen detaylandıralım sizler için. Pereira Sivas Sporu flash transferleriyle devirmeyi planlıyor. Mergin Berisha ve Rossi'yi ilk 11'e hazırlayan Portekizli Hoca. Crespo'yu da Gustavo'nun yanına monte etmek istiyor diyor. Gazete. Altay geldi gözler. Enerde Amilli takımdan dönen Altay Bayındır takıma katıldı. Dünkü idmanda yer alan tecrübeli file bekçisi Sivasspor karşısında formasını giyebilecek. Ekvador milli takımında olan Ener Valencia'nın erken yarın en erken yarın İstanbul'da olması bekleniyor. Yıldız oyuncuyla son karar yorgunluk durumuna göre verilecek. Ligde hedef 4 4'te 4. Devleri dev bıraktığı Mesut Özil transferiyle sosyal medyada büyük atak yapan Fenerbahçe'nin başarısı sürüyor. lacivertler Twitter'da 13.7 milyon etkileşimle Ağustos ayında en çok etkileşim alan dünya kulüpler sıralamasında ilk beşe girdi. Real Madrid, Liverpool, Manchester City ve Arsenal Fenerbahçe'nin gerisinde kaldı. İlk sırada 22.3 milyon etkileşimle Barcelona yer aldı diyor. Fenerbahçe ile Demir Grup Sivas arasındaki karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Ülker Stadında pazar günü saat 17'de oynanacak mücadelede Özkahya'nın yardımcıları Hakan Yemişken ile İlker Takbak olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan diyor gazete. Yine Fenerbahçe ile ilgili e, haberler de var. Zorlu Eylül bu da Fenerbahçe ile ilgili yine önemli bir haber. Kanarya 21 gün içinde ikisi Avrupa Ligi'nde tam 7 kritik maç oynayacak. Sarı Lacivertler Sivas Spor maçıyla zorlu bir trafiğe girecek. 12 Eylül'den 3 Ekim'e kadar ki süreçte birbirinden kritik 7 karşılaşmaya çıkacak. Ligde sırasıyla Sivas Spor, Başakşehir, Giresunspor, Spor, ve Kasımpaşa ile oynayacak olan Kanarya UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt'a konuk olup Olympiakos'u ağırlayacak. Pereira'nın ortalama 3 günde bir sahaya çıkacak oyuncularına değişimli olarak görev vererek bu periyodu maksimum puan ve en az hasarla atlatmaya çalışması bekleniyor diyor gazete. Yine transferlere de yer vermiş. Fenerbahçe'de yeni transfer vergin Berişa, antrenmanların yıldızı oldu. O özellikleri büyüledi. Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'ya da danışılarak yapılan nokta transferler içinde en beğenilen isim Berisha oldu. Mergin Berisha, Sarı Lacivertli ekibin uzun yıllardır özlemini çekti. Santrafor özelliklerini taşıması camiayı oldukça heyecanlandırdı. Hürriyet'in haberine göre 23 yaşındaki oyuncu idmanlarda uzun boyuna rağmen mücadeleci oyunu, plase şutları, bitirici dokunuşları, soğukkanlı hamleleriyle izleyenleri şimdiden büyüledi. Mücadeleci ve pivot santrafor özelliğine sahip Diego Rossi ile de uyumlu görünen Alman Santrafor, pazar günü Sivas maçında taraftarın huzurunda sahne alması bekleniyor. Fenerbahçe yönetimi son sözünü söyledi. Sinan Gümüş'e futbol yasağı. Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizinde son sözü Sarıla yönetim söyledi. Kadro dışı bırakılan 27 yaşındaki oyuncu bizzat Ali Koç'un Almanya ve Karagümrük'ten gelen bonservis teklifleri geri çevirmişti. Transferin son günlerinde ise Kasımpaşa ile anlaşan Sinan'a bu sefer Fenerbahçe kapıları kapattı ve tecrübeli futbolcu mecburen Fenerbahçe'de kaldı. Sabahın haberine göre 5 Ocak 2022'de başlayacak ara transfere kadar Sinan hiçbir takımla antrenmanlara katılamayacak ve lisansa çıkarılmış olsa bile Fenerbahçe forması giyemeyecek. 500 bin euroluk yıllık ücretini ise almaya devam edecek. Vitor Pereira'dan İrfancan Can Kahveci'ye dev motivasyon. Milli takım arasının bitmesinin ardından Sivasspor maçına odaklanan Fenerbahçe'de İrfancan Kahveci geri dönüyor. Sakatlığını tamamen atlatan Yıldız futbolcu artık hazır hale geldi. Süper Lig ve Avrupa Ligi maratonunda Vitor Pereira'nın da en güvendiği isimlerin başında 26 yaşındaki futbolcu geliyor. Sarı Lajver takımdaki ikinci döneminde başladığından beri yoğun bir mesai harcayan ve kadrosunu inceleyen Pereira, İrfancan için hep özel parantez açtı. Oyuncusunun özellikle solaya yeteneği, çalın ve şut özelliklerini belirleyen Portekizli çalıştırıcı kısa sürede çok etkilendi. İrfancı'nın elit seviyedeki futbolculara benzer bir yeteneği olduğuna inanan Pereira oyuncusuna da yakın ilgi gösterdi. Düzce'deki topuk yaylası kampından bugüne kadar İrfancanın önemli bir isim olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik direktör öğrencisiyle de zaman zaman görüşmeler yapıyor. Vitor Pereira İrfancanın saha içerisinde yeteneklerini gösterebilmesi, oyunu etki edebilmesi ve skoru değiştiren özelliğini ortaya koyabilmesi için özgürlük tanımak istiyor. İrfancan'a da bizzat özel bir sol ayağın var. Kendini kısıtlama görüşünü bildiren sarı Lajvert çalıştırıcı. Oyuncusunun iyileşmesine en çok sevinen isimlerden oldu. Ligin ilk haftasında Adana Demirspor deplasmanında Mesut Özil'e asıl yapan İrfan Can, Helsinki maçında sakatlanmış ve geride kalan 3 maçı kaçırmıştı. İrfan kahvecide kahveci de sakatlığını atlatmasıyla beraber yeniden formasına konsantre oldu. İrfancan, Can, Sivas Spor maçı öncesi sosyal medya hesaplarından özel bir video yayınladı. Antrenman görüntülerinden bir kolaj hazırlayan yıldız futbolcu her zamankinden daha güçlü mesajını da paylaştı. Sarı Lacivert takıma geçtiğimiz sezonun Ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfancan Kahveci kısa sürede takıma uyum sağlamıştı. Şu anda takımın hem en sevilen oyuncularından olan hem de takımına liderlik eden İrfancan, teknik ekibinde yakından takip ettiği isimlerden biri. Milliyet'in haberine göre Müslüzlü başta olmak üzere herkese çok iyi anlaşan başarılı futbolcu ve Avrupa'da da takımın en önemli kozlarından. Vitor Pereira Sivasspor'u Sporu flash transferleriyle devirmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. ar önce ligde 3 3 üç yapan UEFA Avrupa Ligi'nde de Helsinki iki maçta da gruplara kalan sarı lacivertler yoluna firesiz devam etmeye hedefliyor. Eksiklere rağmen 5'te 5 beş yapmayı başaran teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni transferlerle birlikte pazar günü kadrolu revizyona gitmesi bekleniyor. Portekiz teknik adam ilk etapta takımlarından hazır gelen Mergin Berisha, Diego Rossi ve Miguel Crespo'yu yer arıyor. Forvetlik sıkıntıyı çözmesi için alınan Berisha büyük olasılıkla ilk 11'de forma giyecek. Rossi'nin de direkt başlama şansı yüksek görülüyor. Crespo'nun ise en az bir devre şans bulması bekleniyor. Pereira'nın Crespo'ya çok güvendiği ve İlerleyen süreçte orta sahayı Gustavo ile Portekiz'i e isme teslim etmeyi düşündüğü dile getiriliyor. Ligde gol yemeyen Altay, Tisseran, Minyakim, Zalai'den oluşan savunma hattı bozulmayacak. O sahi ile 8 artı 3 kuralı gereği Mesut, İrfancan ve yetişirse Ferdi'den ikisi de sahada olacak. Fenerbahçe'de Steven Kalker skandalı. Fenerbahçe transfer döneminde 19 futbolcuyla yollarını ayırırken giden isimler arasında en çok tartışma yaratanı Steven Kalker oldu. Sarı Lajvertli yönetim Alanyaspor'dan kısa bir süre önce transfer ettiği İngiliz stoperle şok bir şekilde yollarını ayırdı. Teknik direktör Vitor Pereira kendisi gelmeden önce transfer edilen Kalkır'ı veto edince ayrılık kaçınılmaz oldu. Ancak Fenerbahçe'nin zararı da büyük oldu. Steven Kalkır Gaziantep'e bir yıllığına kiralandı. Alanyaspor'da 350.000 bin euro maaş alan Steven Kalkır Fenerbahçe'ye 1 milyon 250 bin euro imza attı. Yönetim sadece iki ay çıkan ve hiçbir maçta forma giymeyen İngiliz yıldıza bu süre zarfında 200 bin euro ödeme yaptı. Takvimin haberine göre Gaziantep 800 bin euroluk kısmını ödemeyi kabul ederken geri kalan 250 bin euro da Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak. Bir dakika bile oynamayan Kalkır'a toplam 450 bin euro ödenmiş olacak.